Öncelikle Üftade Divanı'ndan bir beyt ile başlamak istiyorum. Yüzünü ondan yana çevir. Senin için başka bir yolculuk yoktur. Öncelikle bununla ilgili birkaç görüşle başlamam lazım. Öncelikle buraya davet edilmiş olmaktan dolayı ne kadar müteşekkir ve memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bu Osmanlı Sultanlarının şehrinde Mehmet Muhyiddin Üfade'yi anlatmak için. İlk defa Bursa'ya 1978'de gelmiştim. Uludağ için değil, Yeşil Cami için değil. Hatta bu şehrin derviş geleneğinden dolayı bile değildi geliş sebebim. Sadece bir zamanlar duyduğum Hazreti Üftade ve onun öğrencisi Hüdayi'ye dair bir hikaye sebebiyleydi. Bir çömlek su için, bir kase su için öğrencisi ona abdest almak üzere bu suyu getirmişti. Bu hikayeyi hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz. Tekrar etmeyeceğim. Fakat beni o kadar derinden etkiledi ki ziyaret etmek istediğimi anladım. Yani hiçbir fikrim bile yoktu. Nasıl buraya ulaşacağımı bilmiyordum. Yani geldiğimde de türbeyi bulur muyum bulmaz mıyım ondan bile haberim yoktu. Fakat tabii ki her şey olması gerektiği üzere olur ve bütün bu yıllar zarfında da birçok ziyarette bulunma imkanım oldu. Bu ziyaretler arasında el yazmaları kütüphanesi vardı. Orada İbn Arabi'nin ve Sadreddin Konevi'nin yazışmalarının el yazması nüshalarını çalıştım ve şimdi çok da güzel restore edilmiş. Bu yüzden de belediyenin gayretlerinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Aynı şekilde duyduğum kadarıyla bir ekleme yapılarak bir hamam da inşa edilmiş. Bu da tabii ki çok güzel. Bu ziyaretlerimin birisinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ile ilgili bir konferans vardı. Ve bu konferans esnasında Mustafa Bahadıroğlu ve Paul Balanfa ile birlikte Ulu Cami dışında bir kahve için bir araya geldik. Kahve içelim dedik ve bu toplantıda Paul Balanfa'nın Fransızca'ya çevirdiği, daha sonra da Angela Cam Seymour'un İngilizce'ye çevirdiği Aşk Bahçesi'nde, Aşk Gülistanı'ndaki Bülbül isimli kitabı konuştuk. Ve buradaki yayıncı ve editörle konuşurken dedim ki inşallah bu Osmanlı tasavvufunun İngilizce'de daha iyi tanınmasına vesile olur. O da beni üzecek bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'nin dışında çok az biliniyor. Bir takım uzmanlar sadece buna vakıflar. Yani çok az tercümesi mevcut. Çok az çalışma var Batı dillerinde bu hususta. Ve olanlar, çıkanlar da çok az basılıyor. Çok az yayınlanıyor. Yani İbn Arabi veya Hazreti Mevlana Hazretlerindekine göre çok kısıtlı. Tabii bu çok aslında ironik. Çünkü Osmanlı tasavvufunun 3 kişi üzerine, 3 dev üzerine inşa edildiğini düşünürsek İbn Arabi, Endülüs Arapları, Mevlana Celaleddin Rumları, Horasan İranlıları ve Yunus Emre Anadolu Türkleri. Bu 3 bacak üzere inşa edilmiştir. Yani bu 3 ana akım, 3 derenin birleşmesiyle bir koca nehir oluyorlar. Ve İbn Arabi ve Mevlana her ne kadar batıda çok fazla tanınıp okunsa da bunların öğretilerini aslında aldıkları ana kaynaklar, kayalar dokunulmamış, tanınmamış, bilinmemiş. Ve bunların sonraki haleflerinin nesilleri Üftade gibi maalesef dev kişilikleri tanımamışlar. Yani bunlar aslında Türkiye'de dahi çok da tanınıyor değiller. Dünyanın diğer kısımlarındaysa daha iyi bir dünya ve daha iyi bir hayat özlemi bu kadar fazla iken tanınmamaları çok yazık. Burada bütün insanlığın tekamülü için, ilerlemesi için ve insanların yükselmesi için, yani bu hayattaki gerçek potansiyellerinin ortaya çıkması için içgörülerinin, önsezilerinin ve bilgeliklerinin
bu kadar sahte altın kaplama olan, yüzü parlak ama maalesef içi altın olmayan bu hayattan öteye geçmek için buna ihtiyaçları olduğunu bilmiyorlar. Asıl ihtiyaçları olan bir bilgelik perspektifi, varlığımızın tamamına ve bizim en yüksek potansiyelimize bizi fark ettirecek hale gelmek. En içerideki bilgeliğimizin, bedensel varlığımızın özündeki idrake ulaşmamız lazım. O halde öncelikle hamd bizleri hak ve müstakim olan yola ileten Allah'a aittir. Ve bütün dualar soylu ve cömert öğretmene ki o saygınlığı çok yüce olan, sen elbette yüce bir ahlak üzeresin denilen ailesine ve ashabına olsun. Onlar hakikat yolunun rehberleri ve hak dinin koruyucularıdır diyerek başlayalım. Aynısını şimdi İngilizce okuduğu için tekraren tercüme etmiyorum efendim. Laflar sonrasında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri olarak daha yaygın tanınan Mahmud bin Fadl, Allah bin Mahmud işte bu sözlerle vakainamesini açıyor. Yani günlüğünü böyle başlatıyor. Ve bu vakainame kendisinin Hazreti Şeyh olarak büyük saygıyla andığı Muhammed Muhyiddin Üftade Hazretleri elinde nispeten kısa süren eğitimi sırasında 1490-1580 yıllar arasında yani 3 yıldan kısa bir zaman zarfında yazılıyor. Bu fevkalade belgede aslında kitaplarda anlatılandan çok daha farklı bir tasavvufla karşılaşıyoruz. Yani burada aslında en yüce manevi öğretilerden tutun da para gibi çok gündelik bir meseleye karşı dahi her konuda söylenmiş olan sözleri, tavsiyeleri, açıklamaları içeriyor ki 30 küsur yaşlarında bir kişinin en ruhani konulardan başlayıp 80 küsur yaşına kadar bir ömür boyu süren yaşadıklarını topluyor ve bütün o zaman da eğer elinde ne bir video kamera ne bir ses kayıt cihazı olmadığını düşünürseniz bütün manevi, şahsi günlüklerini, notlarını, karalamalarını hatırlamak için not aldığı şeyleri birleştiren bir kitap. Aynı zamanda kendisinin bilge öğretilerini de tabii ki aktardığı bir kaynak. Bu vesileyle yeni bir tarikat da tezahür etmiş bulunuyor ki burada Aziz Hüdayi de bunun ilk müridi olmuş oluyor. Hazreti Üftade aslında ilk ilhamını in a very similar manner. İlk intisabını böylece Allah'tan alıyor ve İbn Arabi Hazretlerinin durumunda olduğu gibi aynı şekilde Allah tarafından intisap ediyor. Üftade Hazretleri diyor ki mürşidim Hakk'ın rahmetine kavuştuğumda ben 18 yaşında bir gençtim ve çok üzgün ve zor bir durumdaydım. Allah benim için o güne kadar tek bir kapı bile açmamıştı. O günse bu kapı açıldıktan hemen sonra iki damlanın kalbimin üzerine düştüğünü gördüm ki bundan sonra da kalbimin açıldığını hissettim. Gördüklerimi 6 ya da 7 günlük istirak alemi seyahatimde gördüm. Artık ne benim ne de kendimden başkasının farkındaydım. Allah'tan bu doğrudan intisap, bu doğrudan eğitim kendisinin deyimiyle Celvetiye tarikatını oluşturup peygamberin ve ashabının yolundan farklı olmayan bir tarikat olmuştur. Daha sonra Celvetiye denilen bu tarikat halvetiliğin bir kolu olarak bilinmeye başlamışsa da
Aslında bunun ilk ortaya çıkışının peygamberin ve ashabının yolunun teceddüdü ve yeniden canlandırılması olduğunu da hatırlamamız lazım. Üftade Hazretlerinin bu kendini ve gizemi fark etmesi ve aslında alıntılar ve gizemlerle örtülü buradaki arkasında bıraktığı tanımları ve belirtileri sadece muhakkikin kendisi tam olarak kavrayabilir. Çünkü onlar zaten kendi varlıklarında mürşidin yaşayan mevcudiyetiyle karşılaşmışlardır. Burada gerçek manevi mürşitlerin varlığındaki yaşayan mevcudiyet algısını iyi vurgulamalıyız. Kendi varlığından geçmiş ve hayatın anlamını müdrik olanların mevcudiyeti Allah'ın mevcudiyetinden farklı değildir. İster vücut içinde olsun, ister olmasın, onlar daima canlıdır. Ve bu hiçbir zaman cansız olmazlar. Bunların yaşayan varlığında mürşitlerinin bunu üftade etmesi, düşürmesi, yani kendini idrakin, kendinin farkına varması öğrencide ortaya çıkmaktadır. Ve burada Hazreti Muhammed'in gerçeğinin dışında başka bir şey değildir. Yani Allah'a vasıl olmak ancak Allah'ın elçisi ve müridini o elçinin aziz ve soylu huzuruna taşıyan mürşidin mükemmelliği vasıtasıyla olur ki sonrasında müridi Allah'a götüren peygamberdir. Kurtuluş ve çare o peygamberin yüce mevcudiyetinin kaynak olduğu şefaat ve desteği aramaktadır. Yani başka bir ifadeyle aslında mürşit peygamberin elinde bir vasıta, bir istikamet aracı olmaktan başka bir görev yapmıyor. Hüdayi Hazretlerinin günlüğünün başındaki satırlarda mesela Hazreti Muhammed'in ailesine hürmet nedeniyle siyah bir türban takmayan konulardan bahsettiğini görüyoruz mesela Mekke'nin fethinde ve bunun sünnet olduğunu fark ettikten sonra kendisini peygamberin yolunda olduğunu ve onun ellerinde olduğunu ifade ediyor. Hüdayi'nin günlüklerini okuduğumuz zaman daha önceki konuşmacıların da bahsettikleri, vurguladıkları gibi şu bizi çarpıyor elimizde olmasa da çok kereler doğrudan ya da dolaylı olarak İbn Arabi'den alıntılar yapıyor. Mesela Şeyh-el Ekber diyor ki diye İbn Arabi'ye naklediyor hocanın hayatından ya da bazı öğretilerinden alıntılarda bulunuyor. Ve diyor ki kendisi ben müşahede vasıtasıyla Şeyhül Ekber'in dostu oldum diyor. Her sayfada da bunu görüyoruz. Burada çok özel bir öğretide aslında açık olmayan çok örtük bir ifadesi var ama İbn Arabi'nin kelimelerini orada anlayabiliyoruz gizli de olsa ve burada bir tevhid vurgusu var. Tevhid konusundaki vakıyattaki vurgu çok yoğun ve hemen hemen her sayfada karşımıza çıkmakta. Bu aslında başka bir dile tercüme etmesi en zor kelimelerden bir tanesi, tevhid kelimesi. Bunun nedeni kısmen çok farklı veçelerde, seviyelerde manaları olması. Ancak özellikle üftadenin tasavvuf anlayışında çok derin manaları var ve insanların neye inandığına dair, inançlarına, inanç tarzlarına ve mevcudiyetlerinin, varoluşlarının özüne kadar iniyor. Mesela Cüneydi Bağdadi tevhidin dört seviyesi olduğunu söylüyor. Kelime-i tevhid sıradan inananlar için yeterli diyor. En üst sıradaysa gerçek seçkinlerin, yücelerin bildiği teklik yani birleme manası olduğunu söylüyor. Aslında bu doğrudan bir şekilde bireyin
birliğin ışığı altında kendi varlığının, birliğinin idrakine varmasından başka bir şey değildir. Yani buradan tevhidin aslında birliği teyit eden, aslında kelimenin Arapçasında şeklen de mevcut olan, onu bir olarak gösteren ya da birliğin varlığına yol açan, birliğin, tekliğin aslında ne ise o olduğunu bize anlatıyor. Yani tevhid en iyi şöyle anlaşılabilir. Aslında tevhid ebedi olanın idraki ve tasdikidir. Yani başkası yokturdan farklı olarak tek hakikatin tekilliği ile anlaşılabilir. Ancak tabii ki bunu da idrak edecek birinin olması lazım. Öyle biri ki kendisi de o tek hakikatten öte veya ayrık olmayacak. Ondan gayrı olmayacak. Daha da açıkça söyleyecek olursak tevhid aslında kalbin yüce yaradandan ve onun aşkından gayrı olan her şeyden temizlenip uzaklaşmasıdır. Yani tevhid aslında bir yandan da temizlenmek ve saflanmak, saflaşmaktır ve burada bütün diğerlerinden kalbin boşaltılması, ötekilerin ötekilenmesi, ateşin ve nurun, ışığın ortaya çıkması ve bu nurun da aslında bir tasdik olması. Burada negatifliğin değil de olumsuz olanın söylenmemesi, olumlu olanın vurgulanması. İşte böylece şartsız, koşulsuz bir tevhid vardır ki bu mutlak tevhiddir. Bir de tabii ki ötekiyle tanımlanan, hala bir birliği bizatihi bir olanın dışındaki birinin teyit edebileceğini savunan bir de öteki taraf vardır. Buradaki tevhidde birliği tasdik eden bir yaklaşım var. Burada benden başka Allah yoktur, benden başka ilah yoktur denmektedir. Kesin tevhidin de içinde dereceler vardır. Kesin tevhide ulaşmak ise, vasıl olmak ise bizatihi mutluluğun özüdür. Bu yaklaşımla, bu bakışla üftade insan varlığını 4 mertebeye göre ayırmaktadır. Burada bir cismani tabiat, yani cismani mahiyet var. Öbür tarafta bu şeriate karşılık geliyor. Nefis manevi yola, ruh irfan ya da marifete, sır yani en derindeki bilinse hakikate denk geliyor. Bunlar bir her yolun bir dışı bir de içi vardır denen hadisi şerife aslında tekabül etmekte. 10 günlük bir konferansı sadece bu hadisi şerife ayırsak ki yetmez. Sadece bunu konuşmamız 10 gün alır. Bu da aslında her bir ayet için bir zahir var, bir batın var, bir had var, bir muttala var hadisi şerifi 10 günümüzü alır konuşmak istesek. Ve bu 4 yön İbn Arabi'nin öğretilerinde de çok önemli bir rol oynamakta. Bunu aslında sadece idrak edebilsek bile o zaman gerçek bir belki kul oluruz. Bu melamiyenin de aslında özüdür. Bu seviye Rumi'nin Şems-i Tebrizi vasıtasıyla ulaştırıldığını söylediği seviyedir. Ancak bunlara zahiri, dışsal şeyler olarak bakmamak lazım. Çünkü her insanın da belli tipolojileri vardır. Üftade öğrencilerine ders verirken kendisi diyor ki bu seviyelerin hepsi içimizde mevcuttur. Bunları görürüz, bunlardan da geçeriz. Ve bunların hepsini birbiri üzerine inşa edilmiştir, bina edilmiştir diyor. Bütün bu detaylara girecek vaktim yok zamanımın kısa olması sebebiyle. Ama burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu 4 derecenin her biri seçkinlerin de seçkinlerine aittir. Elitlerin de elitlerine aittir ama aynı zamanda da her bir varlığın içinde mevcuttur. Bu bizim tabii halimizdir.
aslında bizim şu an içinde bulunduğumuz gayri tabii halimiz. Yani bütün bu farklı seviyelerin idrakiyle, Üftade'nin bahsettiği bu seviyelerin idrakiyle tasavvuf yolundaki en önemli vazife, eğer bir insan hakikaten ne halde olduğunu bilirse, işte bu idrak aslında çok basittir. Hazreti Üftade diyor ki, her kim ki varlığını bu seviyeye ıslah ederek nefsini terbiye ederse o zaman aşka ulaşır. Burada vakiattan bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Bu uyanış, ki hep de böyle olur, ne cennet bahçesini ararım, ne de cehennem ateşinden kurtarılmayı. Tek arzum Allah'ın cömertliğinden, yüce rahmetinden, tevhid ışığıyla beni yakmasıdır. Ondan sonra benimle ne dilerse onu yapsın. Beni nasıl isterse öyle yapsın.